Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Muhalefetin ve muhalif gazetecilere ilişkin açıklama yapan Peker, 40 yaşından küçük kardeşlerim, muhalefet partisinin içindeki bazıları ve de muhalif gazeteciler bu konulara neden giremiyorlar biliyor musunuz? Benden gıcık kaptıkları için, siz onlara haklı olarak kızıyorsunuz, onlar da devamlı diyorlar ki ama biz bunları söylemiştik. Küsüyorlar. Onları küstürmeyin. Sevin onları. Çünkü onların da tedaviye ihtiyacı var. Onlara sevgi terapisi uygulayın. Profesör Doktor Sedat Peker ifadelerini kullandı. Ayrıca Peker İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da çağrı yaparak Korkmaz Karaca'yı da gözaltına aldırsana dedi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve AK Parti Genel Merkez Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca'nın, Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği arabayı kullandığını öne süren Sedat Peker, Korkmaz'la ilgili tartışmaların başlamasıyla söz konusu arabayı bir ilaç firmasına yolladığını iddia etti. Peker Karaca'nın ayrıca Sütaş için özel görüşmeler yaptığını ve rüşvet aldığını da ileri sürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Peker, bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer etikse başta sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avantı aldığını biliyor musun ifadelerini kullandı. Peker süsüsülü, sülü, garip kurebaları fakir fukaraları gözaltına alıyorsun ya.'' al sana suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer namusun varsa korkmaz Karaca'yı da gözaltına aldırsana. sana. Kendisi AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı. Ayrıca da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi Süsü Süleyman. Bu şahıs Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine hediye ettiği Audi A8 arabayı kullanıyordu. Bu olaylar karışınca arabayı Sezgin Baran Korkmaz'ın Sancaktepe'deki Biofarma isimli ilaç fabrikasına yollayıp bıraktı. Ayrıca bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer etikse başta sütaş firması sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avantı aldığını biliyor musun? Video çekmeye başlayınca bunları da anlatacağım. Süslü geçinemiyoruz diyen yaşlı dayı da FETÖ'cü müydü? Adamı niye gözaltına aldın? Kokaincilere dokunmazsın, rüşvetçi siyasilere dokunmazsın. Nerede bir garip var onların tepesine binersin.'' Kıymetli kardeşlerim, muhalif milletvekillerine ve gazetecilere bu tweetleri milletin ve baskı kurun. Görelim süslü Süleyman'ın vatanseverliğini. Gerçi muhalefetin hayalleri küçük olduğu için bir takmışlar 10 bin dolara. Bir de 2-3 yerden maaş alan yetkililere dedi.